Aylarca yürüyüş yaptılar. Çiftçinin borcu gerçekten de bakın. Kendi sermayesini geçmiş durumda. Son paralarıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu ellerim de tarlada taş toplayarak bu hale geldi. Ben oyun yapmıyorum. Ben şey yapmıyorum. Ben mağdur durumda olduğum için ben buradayım. Ben buraya açlık bulamadım da çocuğumun kumparasını boşalttım. Bak kumpara paraları bunlar. Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarından dolayı birçok çiftçinin traktörüne, hayvanlarına ve tarlalarına haciz gelmişti. 15 Nisan'da yürürlüğe giren yasayla haciz işlemleri durdurulmuş, çiftçiler için de yapılandırma imkanı getirilmişti. Yüksek maliyetlerle beli bükülen üreticilerden borçlarının %30'unu peşin vermek koşuluyla 36 taksitte ödeme imkanı tanınmıştı. Ancak yapılandırmada uygulanacak faiz oranları %12-18 olarak belirlenmişti. Borç yapılandırmaları için çiftçilere tanınan süre 31 Temmuz'da doluyor. Daha şimdiden birçok çiftçinin cep telefonuna Tarım Kredi Kooperatifinden borcunu yapılandırmayanlara icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar gelmeye başladı. Bu Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar yüzünden çiftçilerimize durmadan sürekli mesaj gidiyor. Mesaj adeta giden mesaj sanki tehdit unsurunda. 31 Temmuz'a kadar borçlarımızı yapılandırmazsanız 31 Temmuz'dan sonra 1 Ağustos'ta haciz uygulanacağını söyleyenler var. Yapılandırmaya gidecek olan çiftçilerin kanundan yararlanmaları için son tarih 31 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihe kadar borçlarını yapılandırmayan çiftçiler hakkında 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren icra takibi başlatılacak. Tarım Komisyonu'nda olan milletvekilinin bir tanesi, bu Tarım Komisyon Başkanı kendisi de telefonda demişti ki sizin için çok güzel bir yapılandırma yaptık. Güle güle kullanın, sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. İnsanların derisini yüzdünüz, derisini. Üstelik yaptığın yapılandırmaya bak. 77 bin liranın üstüne 28 bin lira da faiz koyduruyorsunuz. Borçlarını yapılandırmayan ya da yapılandırdığı halde ödeyemeyen binlerce çiftçiyi haciz ve icra korkusu sardı. Dediğim gibi biz yine ekmeğimizin peşindeyiz. Sıkıntılarımız var, sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Kimseye güvendiğimiz kalmadı bu konuda. Çiftçiler zor durumda.